Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar bulamıyormuş. Aşağıda bir yerde abone ol butonu. Ona bastığınız zaman abone oluyorsunuz. Bir de şöyle bir işaret var. O da beğen butonu. Ona bastığınız zaman da videoyu beğenmiş oluyorsunuz. Bunu diyerek başlayalım. Ferdi Kadıoğlu'nun bon servisi belirlendi. Şimdi Kayserispor deplasmanında attığı muhteşem golle adından söz ettiren. O maçta da bazı takımların scoutları tarafından evet, incelenen, izlenen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'nin yükselen değeri olduğunu zaten bilmeyen yoktur. Ve Avrupa'nın 5 büyük liginde yakından takip edilen genç yıldızın servis bedeli belli oldu diyor haberde. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu haber afaki bir haber. Yani böyle hani haber yapmak için haber yapan çünkü burada 20 milyon Euro'dan bahsediyor. Yani 23 yaşında bakın. Jorge Jesus'un vazgeçilmezi mi? Vazgeçilmezi. Enteresan bir rekora da gidiyor bu arada. Haberde var mı bilmiyorum. Sanırım 17 maç oldu. 17 maçtır sarıkart ceza sınırında. Ee, ve vazgeçilmezi oldu. Fiziksel olarak gelişiyor. Psikolojik olarak gelişiyor. Vücut gelişiyor. Oyun gelişiyor. Oyun görüşü gelişiyor. Açıkçası bak Elif Elmas, Kim Minji'yi Napoli'ye, Vedat Muriçi'yi Lazio'ya sattı Fenerbahçe. Kasasına yaklaşık 60 milyon euroyu sadece bu üç isimden koymuştum. Ferdi içinde 20'den aşağı bir teklif istemiyor diyor ama ben şunu söyleyeyim. Ferdi 5 büyüklükte de oynayabilecek bir futbol. Yani İtalya'da da oynar, İngiltere'de de oynar, Almanya'da da oynar, Fransa'da da oynar, Portekiz'de de oynar. Yani her yerde oynayabilir. Her takımda oynayabilir. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kafasında bir rakam yok. Yani 5, 10, 15, 20 diye bir rakam yok. Ancak kulislerdeki tahmini rakam Süper Lig rekorunu eline alacak şekilde. Hocam bu kadar önemli mi arkadaşlar? Bana dünyada bir futbolcu gösterin. 6, 8, 10, sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek oynayabilen. Bana dünyada bir tane futbolcu gösterin böyle. Artı bu mevkilerin hepsinde de benzer performans gösterecek. Artı yaşı da 23 olacak. Ben şimdi tam bilmiyorum. Konuya tam hakim değilim ama Hollanda pasaportu olduğu için de Avrupa Birliği vatandaşı sayılır diye biliyorum ama sanırım bizim Türk futbolcularda olmuyor. Güney Amerika'ya yönelik falan yapıyorlar herhalde. Yoksa mesela adam Çocuk Almanya'da doğmuş, Türkiye'ye Türk milli takım doğmuş. olsun. Avrupa Birliği vatandaşı sayılması lazım ki Avrupa'da rahat transfer olsun diye. Mesela bizim federasyonun en büyük hatası bu. Bizim Türk futbolcular Avrupa Birliği vatandaşı saydıracaklar ki takımlarımız daha fazla para kazansınlar ki kazanmak zorundalar. Bakın Zaniolo, Maniola falan filan hikaye, inanın hikaye. Hikaye. Galatasaray bir ozan kabaktan kazandığı parayı kazanamaz. 15'i aldılar bilmem 20'ye satacaklar. Onun da %30'unu mu %20'sini mi geri verecekler de 2-3 milyon kazanacaklar. Yani düz mantık 40 milyon euro'ya satmaları lazım. 40'ın üstünden 15'i çık. Zaten 15 aldılar. 25. 25'in de %30'u desen 7,5 çık. 17,5 milyon euro kazanacaklar. Yani 40 milyon euro'ya satacaklar da Türk tarihinde yani Türkiye'nin sporcu satış tarihindeki rekoru kıracaklar da 17,5 kazanacaklar. Ama altyapıdan bir Ozan Kabak. Altyapıdan bir Arda Güler. Bir Hamza Akman. Bir bilmem şu bu. Bitti. Arda Güler demişken var. Arda Güler ve Altay'da Mutlu Son çok yakın diyor. Ben Mutlu Son'un müjdesini çoktan verdim. Çünkü Arda Güler yeni sözleşme görüşmeleri hani sözleşme görüşmeleri demeyelim ya. Sözleşme muhabbeti diyelim. Hani, muhabbet sadece bu görüşme başka bir şey. Ve Fenerbahçe bu ara transfer döneminde biliyorsunuz Jadon Osterwolde'yi ve Samet Akaydın'ı bir de Emre Demir kadrosuna kattı ama Emre Demir kiralık olduğu için çok göze batmıyor. Ve bunlar güçlendirildi. Arda Güler ve birlikte Altay Bayındır'la da sözleşme görüşmeleri var. Altay'ın sözleşme görüşmelerinde arkadaşlar bakın çok rahat söylüyorum size. Şimdi bir de şunu belirteyim ısrarla. Buraya birçok kardeşimiz geliyor. Hani ben herkesin zekasını ölçemem. Herkesin karakterini ölçemem. Haberin başlığına bakıyor. Kapağına bakıyor. içeriğine bakmıyor. Gidiyor. Aradan zaman gelince tekrar geliyor. Diyor ki hani diyor günlük bir, bir futbolcu getiriyordum, Günlük 5 futbolcu getiriyordun. Ne oldu diye. Kendi çapında şebeklik yapıyor. Kendi çapında sitemde serzenişte buluyor. Ama rezil oluyor farkında değil. Bu kanalın amacı şu. Sosyal medyada ne kadar Fenerbahçe haberi varsa bunları derleyip toparlayıp duyumlarla birleştirip size en doğrusunu vermek. Sosyal medyaya göre her gün Abu yangı getirdik. Ben burada kapak resimlerini de koydum. Ve dedim ki hiç hiçbir ilgimiz yok gelmeyecek beklemeyin. Hakim Ziyek'te konuşurdu. Evet denendi. Olmayacak dedik. Yani burada size gündemdeki isimleri konuşup son durumlarını anlatıyoruz. Sözleşme detayları şu bu. Şu sözleşme detayını teklif ediyoruz. Futbolcu kabul etmiyor. Ya sen sadece başla abi kapağa aldanırsan bu da seni aptal yerine koyan bu önemli bilgi de vermiş olayım şimdi Arda Güler'e profesyonel sözleşme geliyor artık 18 yaşından gün aldı sıkıntı olacağını da düşünmüyorum 5 yıllık bir mukavele ee, ve aldığı sürenin Tabii ki de artacak diye belirtmişler ama alacağı süre sakatlığının e, iyileşmesinin dolayı Altay Binder'da da sözleşme konusunda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar Kayseri Spor maçında da gördünüz çok da iyi oldu. Yani Fenerbahçe altayla ile Altay ile Fenerbahçe devam etmek istiyor. Tabi sözleşme uzatılır yazın güzel bir teklif gelir. Altay gider bir şey diyemem. Ama şu aşamada Altay Bayındır Fenerbahçe'de kalacak arkadaşlar. Hani diyordum ya Inter, Ajax şu bu ilgileniyor ancak onlar sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır ile ilgileniyor. Böyle bir Altay Bayındır da şu anda yeryüzünde yok. Şimdi güzel bir haber. Ali Koç Roberto Firmino için masada diye. Şimdi Galatasaray'ın da peşinde olduğu ki şey. Galatasaray sosyal medyaya göre 500 tane futbolcu transfer etti ama gele gele sadece Zaniyoğlu oynan Kaan Ayhan geldi sanırım başka kimse gelmedi. Hani Zakaryan da geldi, Di Maria da geldi, Dibala da geldi ve Fenerbahçe taraftarı bunların gazına gelip yönetimine, başkanına ağza alınmayacak küfürleri etti etti durdu etti etti durdu. Maalesef ben de bunu uyardım. Dedim ki bakın bu adamların elinde sosyal medya var. Sosyal medyayı güzel kullanıyorlar. Sizin gibi kerizleri de sövüşlüyorlar dedim ama inanmadılar. Şimdi bana söyleyin bakalım sövüşlendiniz mi? Çünkü kuklası oldunuz. Galatasaray şunu getiriyor. O bak kimleri getiriyorlar? Bizimkiler de yoğurt yesin deyip deyip durdunuz. Ya Buruma 4.25 diyelim. Samet Akkaya'dan 3.70 diyelim. 6 6'da Osterwald diyelim. Yaklaşık 14 milyon euro Fenerbahçe harcadı. 15.4'te Galatasaray harcadı. Yani Kaan Ayhan'la e, Danioğlu'ya 15.4 harcadı. Baktığın zaman iki kulüpte de eşdeğer transferi yaptı. Fenerbahçe bir de Emre Demir'i getirdi. Tabi Emre Demir'i kiraladı. Burma'yı kiraladı. O da çok güzel maşallah goller atmayı sürdürüyor. İnşallah 4.25'i de bir şekilde çıkartırız. Belki de kendine gelir 4.25'te 8.25 alırsın. Bilemezsin. Ama elinden geleni yaptı. Şimdi de Roberto Firmino. Mesela Galatasaray'a sürekli yazdılar. Ellerinde hiçbir argüman olmadan yazdılar ama Fenerbahçe ünlü bir ismi gözüne kestirdi. 2015'ten beri formasını giyiyor Liverpool'un ve başarılı şeylere imza attı. Bu sezon sonunda da takımına veda edeceğini açıkladılar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray 31 yaşındaki futbolcuyu elde etmek istiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Firmino'yu getirmek isterse hayırlı uğurlu olsun derim. Ama her iki takım içinde olmayacak diyorum. Niye? Birincisi menajerlik şirketi Rogon. Normalde Rogon bize çöpleri verir değil mi? Bir iyileri vermez. Geçin bu, bu anlayıştan geçin. Futbolcu sen alırsın. Sana uygunsa futbolcudur. Yani sistemine uymuyorsa zaten çöptür. Ben şunu söyleyeyim. Ee, menajerlik şirketi Rogon bu bir. İkincisi Ali Koç'un daha önce Firmino hakkında bir görüşmesi var. Bunu da söyleyeyim. iki. Mesela Atilla Salahi de Rogo'nun. Joshua King de Rogo'nun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hepsini çöp olarak gösteriyorsunuz. Firmin onun menajeri Roger Whitman. Oyuncunun son durumuyla ilgili İngiliz basında bir açıklamada bulunmuş. Bakın beni ümitlendiren kısım burası. Yoksa bana kalırsa kesinlikle gelmez derim. Diyor ki Roberto'nun şu anda tek hedefi sezonun kalanında çok iyi bir performans sergileyerek Liverpool'a en iyi şekilde veda etmek. Bana şu anda hiçbir teklif bana şu anda hiçbir teklifi kendisine iletmememe, sadece Liverpool'a odaklanmak istediğini söyledi. Menajerlik hayatımda ilk kez serbest kalacak bir oyuncu benden böyle bir talepte bulundu. Ben teklifleri aldıktan sonra sezon sonunda birlikte değerlendireceğiz. Liverpool'a olan sevgisi nedeniyle de İngiltere'de başka bir takıma gitmeyecek diyor. Yani İngiltere'den kesinlikle ayrılacak. 7-0'lık maçı konuşmuş. Demiş ki herkes 5 79. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil olmuş. Muhammed Salah'la gelen 6. golün asistini yapmış. Ardından tarihi mücadelesi skoru tayin eden golü de kaydetmiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Siz firmin olsanız kaç lira talep edersiniz yıllık ücret? Kaç talep edersiniz? Anladınız değil mi demek istedim? Ya bakın ben felaket tellalı değilim. Kötü bir insana değilim. Ama doların, euronun ne olacağı belli olmaz. Firmino daha önceki görüşme şöyleydi. Rogon bize diyor ki bir futbolcu hani konuşalım edelim istediğiniz bir futbolcu var mı diye. Ali Koç da diyor ki Firmino'yu istiyoruz diyor. Firmino'nun 7 milyon euro mu ne? yıllık ücreti varmış. O da diyor ki 7 milyon euro yıllık ücret verebilirseniz alırız diyor. Bizim Ali Koç da diyor ki kulübüne bir sorun bakalım eğer şeyse alırız kulüp bırakmak istemiyor ki niye bıraksın böyle bir futbolcu bırakılır mı bırakmayacak. Ama yaz döneminde ayrılacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yıllık 7 milyon euro verebilirsek kesinlikle Firmino'yu alabiliriz. Ama yaza kim öle kim kala. Doların euronun durumu ne ola ne olmaya. Tabi artı bir şeyler de olabilir. Mesela bakın pozitif şeyler de olabilir. Fenerbahçe son 7 sezonun en iyi performansını sergiliyor diye bir haber var. Bakın 2002 şey Fenerbahçe 2.22 puan ortalamasıyla Van hani Kea Alves, Meireles, Sov ve Markovic gibi yıldızların olduğu 2015-16 sezonundan sonraki en iyi istatistiğini yakalamış. O sezon 2.3 puan ortalaması. Hani Vitor Pereira'ya atıp tutuyoruz şöyle böyle diye ama o sezon Beşiktaş'ın da hakemlerle ne kadar hızlı yürüdüğünü hatırlatalım. Hani Fenerbahçe maçında özellikle hafızalardan silinmemiştir. Yine de 2.3 ortalama seni şampiyon yapar ya. Harbi söylüyorum ne olursa olsun seni 2.3 şampiyon yapar. Bakın. 19 takım 36 maç. Yani 36'yı çarpalım 2.3 ile. 82.2 yani 83 puan. Kesinlikle şampiyon yapar. Açık ara şampiyon. Ama o sezon olmadı. Fenerbahçe 6 sırayı takibini sürdürüyor. Eee Son dikte 23 mücadele sonunda 51 puan ulaştı Fenerbahçe ve belki de bu puan e, şu an zirveyi getirmese de son 7 sezondaki en iyi 23. haftası olmuş. Bu sezonkinden daha iyi ortalamayı o sezon yakalamış arkadaşlar. 23 maç sonunda Fenerbahçe 53 puanla 2.30 ortalama yakalamış. Ancak sonraki süreçte peş peşe gelen kayıplar nedeniyle şampiyonluk kaçtı diyor. 2.52'lik gol ortalaması. Ligde son 7 sezon en iyi ortalama puan ortalamasını yakaladı. Aynı zamanda en skorer takım konumunda. 23 maçta 58 kez gol atıp maç başına 2.52'ye ulaştım Valencia 23 kez ağları sarsıp gol kralında çok önde gidiyor. Fenerbahçe'nin ligde aldığı 4 yenilgiden 3'ü ise 10 kişi kaldıktan sonra golleri yiyerek mağlup oldu. Böyle de bir istatistik var. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar Fenerbahçe gider. İnşallah nasip olur. Bu UEFA kupasını kazanır. Bu sefer Firmino'yu getirme ihtimali 5 ile çarpılır. 10 ile çarpılır. Niye? Bir kere Fenerbahçe UEFA'yı alırsa Cesus devam eder. Cesus'un bir piyasası var. Fenerbahçe'nin piyasası var. Fenerbahçe futbolcularına talip üstüne talip istenecek. Fenerbahçe ciddi bir yapılanmaya girecek. Muhtemelen futbolcu gönderip futbolcu alacak. UEFA kupasını alırsan gruplardan direkt başlayacaksın. Öneleme öneleme yok. Yani sezonu da geç açacaksın. Bu sadece binde bir bile ihtimal olsa binde bir bile ihtimal diyeyim. Sen eğer şampiyonlar Ligi'ne başlayacak olursan illa ki oraya futbolcu alacaksın. Bak ben bir şey söyleyeyim. Salahi, Ferdi, şu bu millet diyecek ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamazsın. Orada oynarsa ben kesinlikle alamam diyecek. Bastıracak parayı belki 30'dan 35'ten futbolcu satacaksın. Sana Firmino'nun yanında belki bir Lucas Moura gerekecek. Belki bir Hakim Ziyech gerekecek. Ve sen bu seferki yapılanmayı çok değişik yapacaksın. Lucas Moura için de flash bir gelişme diyor. Önemli bir gelişme yaşandı diyor. Merak ediyorum haberi okumadığım için. Birçok takım var. Moura'nın talepleri var. Ama kulüplerin hepsi geri adım attı. Brezilya'ya da dönmek istemiyor. Büyükşehir. Ee, ve son sözleşmesini yapacak. Sözleşmesi de bitiyor. Fenerbahçe'ye yazın gelebilir diye haber yapmışlar. Sadece haber. Bundan ibaret. Ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki de hayal kurmuyorum. Hayalperest yaşamıyorum ama Fenerbahçe'nin UEFA Kupası'nı kazandığı bir senaryo ya da şampiyon olduğu bir senaryo ya da ikisini birden inşallah böyle bir senaryo hayal etsenize. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Olimpik Lyon'da bir tane eleman vardı. Sözleşmesi bitecek. Bir de Orta sahada bir eleman daha vardı. Ekvatorlu. 4 milyon dolara serbest kalır. 2. Hakim Ziyek. Eğer sen bunlardan birini kazanırsan. Zaten birçok görüşme yaptın. Gelme ihtimali de kat kat artar. 3. Firmino'yu becerebilip getirebilirsen. 4. Lucas Moura'yı becerebilirsen ki sözleşmesi bitecek. 5. Sana muhteşem bir ileri 5 Muhteşem bir ileri 5 ile oluşur. Valencia'nın sözleşmesi bitince gidecek, gidecek mi gitmeyecek mi? Sen belirlersin. Cao ja Pedro'ya teklif gelir. Belki King'e teklif gelir. Belki Batu teklif gelir. Sen kendi hücum hattını kurarsın. Kendi sistemini, kendi şeyini daha net oturtursun. E bunun haricinde İsmail Yüksek var. Mert Hakan yandaş var ki Mert Hakan'ı çok beğenmiyoruz. Belki oraya başka bir orta saha alınır. Başka bir şey alınır. Yetiştireyim edeyim dersin. Başka bir yapılanmaya gidersin. Crespon, Araon, Rossin, Emre Mor, İrfan Can, Arda Güler, o bu şu bir sürü ismi var mesela. O sahayı haftalardır kullanmıyorsun. Yani demem o ki arkadaşlar. Ben Firmino'ya şu an için ihtimal vermiyorum. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray ihtimali vermiyorum. 28 milyon euro piyasa değeri var. Çok mühim değil. Yaşı 31. 1.81 boyunda. Belki de son kontrat yapacak. Takıma gidecek. Bu adam İngiltere'de 27 maçta 10 gol 5 asist yapmış. 1474 dakika. Yani bu adam 7 milyon euroyu hak eder. Ben açık söyleyeyim. Becerip getirip 7 milyon euroyu basarsan senin yedeğinde atıyorum kafadan sözleşme uzattık Valencia dersen bak şu ayı da sat fark etmez. Artı e, Cao Pedro da bu sistemde yer alan forvetlerden biri dersen ya da Jesus da devam edip bu seneki gibi forvet bolluğu olsun hem Firmino hem Valencia hem Batshuayi, hem King dersen Bence önümüzdeki sene daha fazla can yakarsın. Daha iyi bir seviyeye gidersin. Bakın 5 tane transfer. Çok değil. Bir mino bir. 2. Orta sahaya 2 tane isim söyledim. 4. Lucas Mura 5. Beş. Bu 5'ini alsan taraftar der ki ulan Osterwold var. 1. Lincoln var 2. Tamam sol bek garanti. Verdi var. O sahayı var. Hani satılmamış hallerini düşünüyorum. Bu da tamam. Atilla Selahi, Luan Perez, Luan Perez gelecek seneye daha da toparlar. Serdar Aziz, Samet Akaydın, yeter lan. Hani tamam biraz ağır kalıyorlar da bir şekilde alışırlar falan filan dersiniz. Bir de Türk kuralı, yabancı kuralı olayı var. Dersiniz ki tamam ulan. Belki de ha, hani şey diye dersin, Türk kuralı tamamen kalktı diyelim. Bir tane oraya sağ stoper, mesela bir Nino tarzında, bir böyle Adama Nagalo tarzında bir genç de olabilir. Bir de kaleye genç bir e, Yıldız Adayı alırsın. Bizden kebabı yok dersiniz. Ana iskelet çünkü hazır. Ama yine de bu şekilde. Diyeceksin ki hocam çok rütuş yapma. Bir hakimziye, bir firmino, orta sahaya bir isim, 3. Bir tane babalar gibi stoper, 4. Bir tane kaleci olabilir, 5. Gidenin yerini doldurursun. Al sana yine babalar gibi bir. hani cesus'un teknik direktörlüğünde öyle bir yapılanma bence Fenerbahçe'ye çağlar boyunca e, konuşabilecek başarılar verebilir yaz transfer çalışmaları şimdiden başladı Arkadaşlar ben firmino diyorum Belki de Aslında size firmino dışında iki tane üç tane konuşulan ismin subliminal duyumunu vermişimdir bunu da anlayıp anlamamak size kalmış arkadaşlar Umarım inşallah Fenerbahçe başarıdan başarıya koşar kupalar kazanır ee, ve yaz transfer döneminde hep birlikte burada coşarız. Anlatabiliyor muyum? Zaten ben şöyle bir şey söyleyeyim. Herkesin kafasındaki görüşü. Hocam Fenerbahçe şampiyonu şura kesinlikle 50 bin olur diyor. Yazında duyumdu, transferde canlı yayında düşüdü bir de 60 bin olur Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu en çok sana ya ya şey diyor yarar diyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hepimize yarar. Ülkeye yarar. Ülke insanına yarar. İnsanların psikolojisi bozulur. İnsanların hakkı yenmekten, özellikle Fenerbahçe taraftarı hakkı yenmekten psikolojisi bozuldu. Hayata bakış açısı değişti. Ben şampiyon olsun Fenerbahçe'de. Ya kanal kapansın mühim değil. Yeter ki Fenerbahçe şampiyon olsun. Binlerce, milyonlarca insan mutlu olsun. Bizim derdimiz, bizim davamız, bizim sevdamız Fenerbahçe arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.